Doğru ne? Yanlış ne? Bunu kim soracak? Bunu soranlara ne olacak? Açık konuşacağız. Türk milleti önünde her şey açık konuşulacak. Kahramanları intihar eden bir ülkenin yargısı başka bir büyük devletin infaz memuruna dönüşür. Bir ordunun savaş iradesi yok edildi mi imha edilmiştir. Vatanseverliği mahkum etmeye kalkanlar Türk milletinin ayakları altında kesinlikle kalacaklardır. Bir numarası Abdullah Gül. İki numarası Tayyip Erdoğan. Üç numarası da Fethullah Gülen. Öğrendiniz mi şimdi gladyoyu sayın hakimler? NATO'dan çıkalım, gladyo bitirdik hocam. Daha 17'sinde asılan gençler, sokakta vurulanlar, gözaltında işkenceler, kaybolanlar, kaybedilenler, intihar edenler, intihar süsü verilenler, provoke edenler, provoke olanlar, yakılanlar, yıkılanlar, kritik MGK'lar, katliamlar. Soruları boyunduruk altında. Öğrendiniz mi şimdi gladyoyu sayın hakimler? Bir numarası Abdullah Gül, iki numarası Tayyip Erdoğan, üç numarası da Fethullah Gülen. Öğrendiniz mi şimdi gladyoyu sayın hakimler? Şaka gibi değil mi? Çünkü bugün etraf Joseph K'larla doldu. Bir sabah ansızın tutuklananlardı. Ben gazeteciyim. Benim işim soru sormak. Sorularıma cevap verirsiniz, vermezsiniz onu siz bilirsiniz. Ama benim soru sormamı engelleyemezsiniz, engellememelisiniz. Çünkü benim soru sormamı engellerseniz ben kimliğimi yitiririm. Bugün merak eden, soru soran, haber peşinde, gerçek peşinde koşan arkadaşlarımızın susturulduğunu, kalemlerinin kırıldığını, fişlerinin çekildiğini görüyoruz. Kimilerinin ise kimliklerini yitirdiğini. Hani diyorsunuz ya, dışarıdan nasıl görünüyoruz diye. Dışarıdan tam da böyle görünüyor Türkiye. Tutuklu gazetecilerin ülkesi. Soruları boyunduruk altında. Soruları boyunduruk altında. Soruları boyunduruk altında. Soruları boyunduruk altında. Öğrendiniz mi şimdi gladyoyu sayın hakimler? Sokakta kullanılan, kızartılan, kaybolan, kaybolan, intihar edenler, intihar süreleri.